Homeros'un yarışı. 35. sayfa. İnsanlıktan söz edildiğinde temelde yatan tasarım herhalde insanı doğadan ayıran ve belirleyen şey olmalı. Ama böyle bir ayrım yoktur gerçekte. Yani doğa bir tarafta, insan bir tarafta. Böyle bir ayrım yoktur. Doğal özelliklerle aslında insani denen özellikler iç içe gelişmiştir. En yüksek ve en asil güçleriyle insan tamamıyla doğadır. Ve doğanın o gizemli çifte karakterini taşır. O korkunç ve insanlık dışı sayılan yetenekleri, belki de heyecanlar, eylemler ve eserleriyle bütün insanlığın yeşerebileceği tek verimli topraktır. İnsan topraktır. İşte eski zamanın en insancıl insanları Yunanlılar, en insancıl insanları. Evet, ne kadar ayrımcı değil mi? Evet, Yunanlılar. İnsancıl değilmiş gibi. Ama devam orada. Evet, humanist. Humanisti insancıl. Humanist mi? Evet. İşte eski zamanın en insancıl insanları Yunanlılar. Vahşet, kaplanvari yok etme arzusu gibi şeylere sahiptir. Yani insanda böyle özelliklerle. Öyle şeyler ki Helenlerin groteske varan büyütülmüş örneği olan Büyük İskender'de olduğu gibi bütün tarihlerinde de kendini gösterir ve bugünkü insancıllık kavramıyla karşıladığımız ve aslında bizi ürkütmesi gereken mitologyalarında bulunur. İskender, cesur gaza savunucusu Batisti, askerlerinin alaycı haykırışları arasında sürüklemek için onun ayaklarını deldirdiğinde adeta Ahilleos'un iğrenç karikatürü gibidir. Hektor'un cesedini gece vakti benzer bir sürüklemeyle rezil eden Ahilleos'un. Burada nefretin derinliklerini görürüz. Aynı duyguyu iki Yunan partisinin mesela Korkire ihtilalinde olduğu gibi kanlı ve doymak bilmez karşılıklı hunharlığı karşısında duyarız. Şehirler arası bir savaşta galip olan, savaş hukuku uyarınca bütün erkek halkı idam ettirip bütün kadın ve çocukları köle olarak satıyorsa, böyle bir hukukun kutsallığında şunu görürüz. Yani bizim sanabileceğimiz, düşünebileceğimiz gibi işte insancıllık, değil mi? Eziyet etmeme, karşı tarafa saygı duyma, vahşetten ve ne diyelim, şiddetten, saldırganlıktan arınmışlık anlamına geldi. İnsan her aşamasında saldırganlığını koruyor. Burada da zaten Yunan, yani en insancıl kültür olmasına karşın saldırganlığı çok yüksek düzeylere varmıştı. Hocam burada ironi mi var? Yok, ciddi bence. Yani insancılığın içinde bunlar var diyor. Tabii. İnsancıllık bu demek. Yani. Cesaretle mi bağdaştırıyor acaba o saldırı? Yok, bayağı insanın şiddet ve saldırı duyguları nedenli tırnak içinde uygar olursa olsun kaybolmuyor. Fırsatını buldu mu çıkıyor. Hocam İskender insancıl değil olabilir. Yani insancıl bir toplumda vahşi bir adam çıkabilir.
Yani insancılıkla... Ama yalnız bu İskender örneği değil canım. Yani onların Dionysos törenleri falan. Yani birçok boyutu var. Ama hocam burada... Yani sürekli bir kavga var eski Yunan'da. Eski Yunan kavgacı bir kültür. Rahat durmaz yani. Yani şimdi burada bir çocuk olsa mesela, değil mi? Hiç yerinde durmayabilir. Gerçi uslu çocuklar da olabiliyor. Oraya gider, buraya gider, hep enerji doludur. İşte şey tespiti, bu müthiş bir tespit aslında. Buradan Nietzsche insan hakkında düşüncelerini geliştirmiş. Yunan insanı nefretini dolu dizgin serbest bırakmayı ciddi bir gereklilik sayıyordu. Nefretine gem vurmadığı için bilim yaptı, felsefe yaptı. Bu genellikle tersi düşünülür. Yani insan içindeki nefreti, çirkinliği, saldırganlığı, şiddeti ortadan kaldırırsa, bastırırsa giderek erdemli, yukarı doğru bir yüceltmeyle Freudian anlamda yukarı doğru çıkar. Nietzsche öyle olmadığını söylüyor. Hocam burada Gaza ile Parti yanlış çeviri değil mi? Gaza'yı şey demişti. Dini bir terim, dini parti bir de terim çok saçma sapan bir şey. Böyle anlarda sıkışmış ve şişmiş o his ferahlıyordu. Kaplan fırlıyor, o korkunç gözlerinde şehvetli bir vahşet parlıyordu. İnsanda bu nedenli gelişmiş, ince olursa olsun, içinde hep böyle bir vahşi kaplan duruyor. Evet, bir tane burada örnek Yunan duruyor. Heykeltıraş ne diye durup durup savaşları ve çarpışmaları sayısız tekrarla işliyor, kasları nefretle ya da zafer coşkusuyla gerilmiş insan bedenlerini, büzülmüş yaralıları, son nefesini verenleri resmediyordu. İlyada'nın savaş resimlerinde bütün Yunan dünyası ne diye naralanıyordu? Korkarım biz bunları yeterince Grekvari anlamıyoruz. Hatta Grekvari, ben olsam Yunancıl filan der, Yunangil. Grekvari anlayacak olsak tüylerimiz diken diken olur. Hocam Grekvari olmaktan ne anlıyorsun? Yani Yunan kültürünü yeterince anlamıyoruz. İçten anlayamıyoruz eski Yunan kültürünü. Hep dışarıdan biraz abartarak, karikatürize ederek, işte felsefeyi başlatmışlar, tragedyalar, değil mi? Astronomi, geometri falan. Ama müthiş bir vahşet var. İlyada'nın, evet, ama bunu okuduk. Ama o Homeros dünyasının arkasındaki her türlü Helenvariliğin döl yatağı olarak var olan nedir? İşte burada olağanüstü bir sanatsal özellik, sükunet ve çizgilerin saflığı sayesinde sırf konu zevkinin üstüne çıkarılıyoruz. Renkleri sanatsal bir sanallıkla daha berrak, daha yumuşak, daha sıcak insanları bu renkli sıcak ışık altında daha iyi, daha sempatik görünüyor. Yani Yunan bu vahşeti sanatıyla yumuşatmış, renklendirmiş, tahammül edilebilir bir hale getirmiş, katlanılabilir duruma getirmiş. Ama henüz Homeros'un önderliği ve koruyuculuğunun olmadığı, Homeros öncesi dünyaya geri gittiğimizde ne görürüz? Yalnızca gece ve dehşet, korkunçluğa alışkın
bir hayal gücünün ürünleri? Hangi dünyevi varlığı yansıtmaktadır bu iğrenç mitolojiya? Üzerinde yalnızca gecenin çocuklarının, kavganın, aşk hırsının, yanılma, yaşlılık ve ölümün egemen olduğu bir dünyayı, Hesiodos'un şiirindeki Delfoy'dan ve çok sayıda tanrı mekanından gelip Yunan ülkesinde esen o yoğun ve karartılmış her türlü yumuşatma ve arıtma olmadan solunması güç havayı düşünelim bir kere. Müthiş bir vahşet vardı. Ama işte Hesiodoslar, Homeroslar, halk ozanları bunları sanatsal kılığa soktular, yumuşattılar, tahammül edilebilir bir hale getirdiler ve geleceğe aktardılar. Hesiodos'un şiirindeki Delfoy'dan ve çok sayıdaki tanrı mekanından gelip Yunan ülkesinde esen o yoğun ve karartılmış, her türlü yumuşatma ve arıtma olmadan solunması güç havayı düşünelim bir kere. Sonra bu yoğun havayı, Boiotia havasını, Etrüsklerin koyu tenselliğiyle karıştıralım. O zaman böyle bir gerçeklik bize, içinde Uranos, Kranos ve Zeus'u ve yarı tanrıların savaşlarını bir hafifleme gibi algılayacağımız bir mitos dünyası damıtır. Savaş, bu boğucu atmosferde selamettir, kurtuluştur. Zafer vahşeti, yaşama sevincinin zirvesidir. İşte bu önemli bir cümle. Savaşırken yaşama coşkusunun doruğuna varıyor. Ve aslında cinayetten ve intikamdan Yunan hukuk kavramı geliştiği gibi soylu kültür de ilk zafer çelengini intikam mihrabından almıştır. Kanlı her çağın arkasından derin bir dalga izi düşer Yunan tarihine. Orfeos, Musaios ve kültlerinin isimleri bir savaş ve vahşet dünyasına sürekli bir bakışın ne gibi çıkarsamalara zorladığını ifşa eder. Yani hayattan iğrenme, hayatı ödenmesi gereken bir ceza sayma, hayat ile boşluluk örtüşmesine. Ama işte bu çıkarsamalar Helenlere özgü değildir. Burada Yunan ülkesi Hindistan'la ve genel olarak Şark'la temas eder. Helen ruhunun savaş ve zafer hayatı ne ister sorusuna başka bir cevabı hazırdır. Ve Yunan tarihinin bütününde vardır. Cevabı anlamak için Yunan ruhunun bir kere müthiş derecede var olan o güdüyü geçerli ve haklı gördüğünden hareket etmemiz gerekir. Her ne kadar Orfeos söyleminde köken olarak böyle bir içgüdü taşıyan hayatın yaşanacak değerde olmadığı düşüncesi varsa da savaş ve zafer keyfi kabul görüyordu. Bakın savaş keyfi, zafer keyfi. Ve Yunan kültürünü bizimkinden en çok ayıran şey tek tek ahlaki kavramların burada türemiş izleridir. Mesela eris yani düşmanlık ve hasette olduğu gibi. Gezgin Pausanias
Yunan ülkesine yolculuğu sırasında Helikon'u ziyaret ettiğinde Yunanlıların ilk didaktik şiirinin en eski örneklerinden biri Hesiodos'un İşler ve Günleri kendisine gösterilmiştir. Kalay levhalara yazılmış ve zamanla hava etkisiyle fena halde bozulmuş olarak. Ama Pausanias şu kadarını fark etti ki bu metin alışılmış nüshalarının tersine başında Zeus'a o küçük övgüyü taşımıyor. Hemen dünyada iki Eris, haset tanrıçası vardır açıklamasıyla başlıyordu. Bu en dikkate değer Helenist düşüncelerden biridir. Ve yeni gelenin Helen halkının daha giriş kapısında kafasına sokulmaya değer bir şeydir. Erislerin birini insan eğer aklı varsa ötekini kötülediği ölçüde övebilir. Çünkü bu iki tanrıça birbirinden tamamıyla ayrı mizaçtadır. Çünkü bu biri o korkuncu, kötü savaşı ve çekişmeyi destekler. Hiçbir ölümlü hoşlanmaz ondan. Ama zorunluluğun boyunduruğu altında bu meşakkatli erise ölümsüzlerin meclis kararıyla saygı gösterilir. Bu tanrıça daha yaşlısı olarak karanlık geceyi doğurmuştur. Ötekini ise o yükseklerde hüküm süren Zeus, yeryüzünün köklerine ve insanlar arasına çok daha iyi biri olarak yerleştirmiştir. Bu Eris, en beceriksiz adamı bile işe götürür ve malı mülkü az olan biri, varlıklı birine baktı mı, aynı şekilde ekip biçmeye ve evini donatmaya can atar. Komşu, refaha çabalayan komşuyla yarışır. Bu Eris insanlara iyi gelir. Yani yarışmacı. Başkasından üstün olmak isteriz. Çömlekçi de çömlekçiye diş biler. Dülger de dülgere öyle. Dilenci dilenciyi, şarkıcı şarkıcıyı kıskanır. Odium figulinum konulu o son iki mısra bu yerde bizim bilginlere anlaşılmaz gelir. Onların yargısına göre öfke ve kıskançlık nitelemeleri yalnızca kötü erisin mizacına yarışır. Bu nedenle de onlar bu mısraları sahte ya da tesadüfen bu yere konmuş diye nitelerler. Ama bunun ilhamı Helenistik dışı bir başka ahlaktan kaynaklanmış olmalıdır. Çünkü Aristoteles bu mısraların iyi erisle ilişkisinden tedirgin olmaz. Yalnız Aristoteles değil, bütün Yunan eski çağı öfke ve kıskançlık konusunu bizim gibi düşünmez de bir kere bir erisi kötü diye niteleyen Hesiodos gibi yargılar. Yani insanları birbirine karşı düşmanca bir yok etme savaşına götüren eris olarak. Sonra da başka bir erisi insanları kıskançlık, öfke ve hasetle eyleme götüren ama yok etme savaşı eylemine değil, yarışma eylemine götüren Eris diye iyi olarak niteler. Demek ki savaş olumsuz bir görünüş içinde de olabilir. İnsanlar birbirini öldürüp yok edebilir. Ama savaşın olumlu bir yorumu da yarışma olmasıdır. Bizim anlayamadığımız da bu mu tam böyle öfke tutan konusunda?
Evet. Bizim yani, gibi düşün, eski Yunan'ın bizim gibi düşünmemesine örnekte bu mu yani? Bu mu? Evet, biz bu kadar agonistik bir dünyada, yani çatışmalı ve yarışmacı dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla eris sanki hayatımızda yokmuş gibi. Yani haset, yarışma, kavga, huzursuzluk, saldırı, küfür, şiddet uygulama. Troya Savaşı'nı başlatan eris, o zaman kötü eris de tanrıları birbirine düşüren, insanlar arasında ve toplumdaki gelişmeyi şey yapan da iyi eris. İyi eris. Ama eris burada Nietzsche'nin yorumu değil mi? Yani gerçekteki eris evet, yok. Evet, yorumlamış. Yunan insanı kıskançtır. Genellikle kıskançlık bir Yunan, eski Yunan'da çok ağır basan bir kültürel özellik. Yani her insanda vardır ama orada çok fazladır. Ve bu özelliği bir eksiklik değil, hayırlı bir Tanrı'nın etkisi olarak hisseder. Buna eski Yunan agon diyor. Yani agon, rekabet, yarışma. Her zaman, yani bunu sık sık söylemişim. Yani iki Yunanlı erkek şuraya otursa yan yana, hemen birbirlerine bakarlar. Hangimizin omzu geniş, hangimizin pazuları daha kuvvetli, hangimiz bir bilgi yarışmasında karşı tarafı met edebilir, mat edebilir, hangimiz bir tartışmada daha üstün gelebilir, daha iyi konuşabilir, daha ikna edici olabilir, atletizm yarışmalarında hangimiz yarışmayı diğerine göre ileride bitirir. Hep bir rekabet var. İşte kıskançlık zamanla gıptaya dönüşebilir. Yani daha olumlu ve yumuşak hali. Ama daha olumsuz ve saldırganlık taşıyan hali de olabilir. Zaten agresif olma, agresiflik bir insan olma özelliğidir. Gelişmiş canlılarda, hayvanlarda da var. Yani agresiflik, saldırganlık, yaşamda tutunmayı sağlayan bir şeydir. Yaşam savaşımını başarıyla bitirmeyi sağlayan bir etkendir. Ve bu insan kıskanç olduğu için şeref, zenginlik, ihtişam ve şans yönünden her bollukta bir tanrının kıskanç gözünü üzerinde hisseder. Ya çok sevinmeyeyim şimdi, tanrılar kıskanır, elimdekini alır. Ve bu hasetten korkar. Bu durumlarda tanrı onu her insan kaderinin ölümlülüğüyle uyarır. İnsan mutluluğundan korkar hale gelir. Ve mutlulukla kaynaklarından, mutluluk kaynaklarından birini feda ederek Tanrı haseti önünde eğilir. Mesela kurbanın da altında böyle bir şey, kurban kesme. Yani Tanrı kıskanıp şimdi başımıza bir bela yağdırmasın. Bu tasarım onu tanrılarından soğutmaz mesela. Tanrıların önemi tam tersine, insanın onlarla asla yarışa giremeyeceği, yarışın insan ruhunu başka her tür canlıya kıskançlık duygusuyla ateşleyeceği şeklinde tanımlanmıştır.
Tamiris'in ilham perileriyle Marsyas'ın Apollon'la savaşında, Niobe'nin sarsıcı kaderinde, birbiriyle asla savaşmamaları gereken iki gücün, insanla Tanrı'nın korkunç düşmanlığı ortaya çıkar. Ama bir Yunan insanı ne kadar büyük ve ne kadar yüce ise, ruhundaki hırsla alevi o kadar parlayarak dışarı vurur. Kendisiyle aynı yolda koşan her insanı mahvederek, Aristoteles bir keresinde bu tür büyük çapta düşmanca yarışların listesini yapmıştı. Listede en göze çarpan örnek, bir ölünün bile bir canlıyı hala mahvedici bir kıskançlıkla baştan çıkarabildiğidir. Aristoteles mesela Kolofonlu Xenofones'in Homeros'a karşı tavrını böyle niteler. Bizler eğer daha sonraları Platon'da yıkılan şairin yerine geçip onun şöhretine konmak konusundaki o müthiş hırsı bu saldırının kökü olarak düşünmezsek, edebiyat sanatının ulusal kahramanına bu saldırının şiddetini anlayamayız. Hocam ne demek istiyor burada? Yani Platon da sanki bir kıskançlık duymuş da şairleri öyle zemmetmiştir, yermiştir gibi bir şey. Her büyük helen... Peki, çok özür diliyorum. Bu başka yorum var mı bu konuda Platon'un şairleri kıskandığına da? Bu sadece Nietzsche'ye özgü bir yorum. Yapmamıştır herhalde, ben bilmiyorum. Yani Platon şairleri kıskandığı için Kallipolis'i almak değil mi? Çünkü yani olabilir. Çünkü şairler şiir söylerken veya işte türkü çığırırken içlerinde Tanrı vardır. Kendileri söylemiyor. Onlara söyletiliyor. Yani Platon da bunu kıskanıyor. Belki, bu gücü mü kıskanıyor? Bilmiyorum yani öyle midir? Yani bana çok yorumdan... uzak bir şey gibi. Öyle gibi gözüküyor sanki. Yani onu tam... Çok belki Platon için değil de Yunan insanı için söylüyor da olabilir. Ama Platon da yıkılıyor. Yani felsefecilerin bir kısmı. Çünkü şairle felsefe arasında, filozoflar arasında bir çekişme olduğu. Çünkü filozof sadece akıl doğrultusunda hakikatle ilişki kurulması gerektiğini söylüyor. Şairler de hep ilahi varlıklarla temas halindedir. Eski Yunan'da. Yani şairin içine Tanrı girer veya daimon girer, cin girer ve o güç ona türküyü veya şiiri söyletir. Her büyük Helen yarış meşalesini devreder. Her büyük özlemden ateşi devralır, yeni bir büyüklük ve dolayısıyla bir belki nedir, ne yarışı diyoruz biz ona, bayrak yarışı. Eğer genç Temistokles Miltiades'in defne tacını düşünmekten uyuyamıyor idiyse, kıskançlıktan, erken uyanan güdüsü ancak Aristides ile o uzun yarışta bizlere Tükidides'in tasvir ettiği siyasi davranışının son derece ilginç, saf içgüdüsel dehasında ortaya çıkmıştır. Perikles'in ünlü bir muhalifine, Perikles'in mi yoksa onun mu
şehrin en iyi güreşçisi olduğu sorulduğunda soru kadar cevap da tipiktir. Onu yere serdiğim zaman bile düştüğünü inkar ediyor. Amacına ulaşıp onu düşerken görenleri bile ikna ediyor. Yani kaç defa sırtını yere getirdim, hala yenilmedim diyor yahu. Yani sürekli bir yarışı kazanmış bile olsa bir türlü emin olamıyorlar. Yahu zafer kazandık diyorlar ama dur bakalım. Yani tekrar başıma bir şey gelir mi? Eğer o duyguyu naif dışa vurumlarıyla açıkça görmek istersek, devletin selameti başka türlü varlığını koruyacaksa, o zaman ostrakismos'un en eski anlamını, mesela neymiş ostrakismos? Atinalıların oylarını üzerlerine yazdıkları çanak çömlek parçası ostrakondan Yunanca kelime. Eski çağda Yunanistan'da şüpheli kişi haline gelmiş bir vatandaşın 10 yıl sürgün edilmesi. Daha sonraları ostrakismos yarışta başka bir nitelik kazandı. Eğer tehlike besbelli ise birbirleriyle yarışırcasına mücadele eden siyasilerin ve parti başkanlarının büyüklerinden biri mücadelenin harareti içinde zararlı ve yıkıcı araçlara ve sakıncalı devlet oyunlarına düşerse bu uygulanır. Ostrakismos uygulanır. Evet, yani ostrakismos. Ostrakismos uygulanır. Bu tuhaf düzenlemenin asıl anlamı ise bir sübap değil, bir uyarma aracı anlamıdır. Ölçünün üstüne çıkan birey bertaraf ediliyordu ki güçlerin yarışı yeniden uyansın. Aslanım bak, sana hepimizi dövdün, hadi şimdi git. Yani burada durma. Modern anlamda dehanın sıra dışı oluşuna düşman olan ama nesnelerin doğal düzeni içinde karşılıklı olarak birbirini eyleme çektiği gibi birbirini karşılıklı olarak ölçü sınırında tutan, gittikçe daha çok deha olması kaydıyla bir düşüncedir bu. Ve Helen yarışma tasarımının özü budur işte. Tek kişinin egemenliğinden nefret eder. Yani hep sen kazanıyorsun, oynamıyorum. Böyle oyun mu olur? Hep birisi kazanıyor. Poker oynuyoruz, hep bir kişi ütüyor öbürküleri. Bu böyle olmaz. Yani bazen sen, bazen ben, bazen o, değil mi? Renklensin. Ve Helen yarışma tasarımının müsabaka tasavvurunun, en başka bir Türkçe. Ve Helen yarışma tasarımının özü budur işte. Tek kişinin egemenliğinden nefret eder. Ve bunun tehlikelerinden çekinir. Dehaya Almanlar jeni diyorlar. Jeni. Dehaya karşı koruyucu araç olarak dehayı, ikinci bir dehayı arzular. Tek olmayacak. Dehalar çatışacak ki oh, biz de seyredelim. Her yetenek savaşarak gelmelidir. Öyle beleş yok. Değil mi? Helen halkı, Helen halk eğitimi böyle buyurur. Yani emek ve mücadele. İşte bir Helen insanı nasıl Helen oldu? Yani Helen olmak bir marifetse bunu anlatıyor.
Oysa yeni eğitimciler şu hırs denen şeyin patlak vermesinden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmuyorlar. Burada bencillikten, kötülüğün ta kendisi diye herkes korkuyor. Cizvitler dışında. Yani kendi çağınla dalga geçmiş. Onlar eskiler gibi bencillikten yana ve bu nedenle de devrimizin en etkili eğiticileri olabilirler. Yani cizvit hocalar var üniversitede, eğitim kurumlarında, Katolik. Besbelli şuna inanıyorlar. Bencillik, yani sırf bireysellik en güçlü etkendir ama iyi ve kötü özelliğini amaçladığı hedefe göre alır. Eskiler içinse yarış eğitiminin amacı bütünün, devlet toplumunun refahıydı. Mesela her Atinalı yarışta kendini Atina'ya en büyük yarar ve en az zarar getirecek şekilde geliştirmek zorundaydı. Modern hırsta çoğu zaman olduğu gibi ölçülmemişe ve ölçülemeyecek olana yönelik bir hırs değildi bu. Genç koşuya katıldığında, fırlatma ya da şarkı yarışına katıldığında memleketinin iyiliğini düşünüyordu. Herhalde fırlatma dediği ok olabilir, gülle olabilir, çekiç, cirit olabilir, çekiç olabilir. Hocam modern hırsın ölçülemeyen şeylere yöneldiğini mi söylemek istiyorum? Evet öyleydi diyor. Hayır modern hırs burada, da diyor. Yani buradaki hırs topluma yararlı olsun. Ve ölçülebilen bir hırs eski Yunan'daki. Yani ölçülebilen dediği dengeli evet. Olan, kararında olan demek. Kararında oluyor. Yani memleketinin şerefini kendininki içinde artırmak istiyordu. Hakemlerin saygıyla başına koyduğu çelenkleri şehrinin tanrılarına sunuyordu. Yani ben bu çelenkleri kafama taktılar ama bunlar sizin sayenizde. Her Yunanlı çocukluğundan beri şehirler arası yarışta, tabi buradaki şehir, kent, polis, devlet, ulus, kendi şehrinin şerefi için bir araç olma konusundaki arzuyla yanıp tutuşurdu. Bencilliği bununla alevlenir, bununla dizginlenir ve sınırlanırdı. Bu nedenle eski çağda insanlar hedefleri daha yakın ve daha ulaşılabilir olduğu için daha özgürdürler. Müthiş bir iddia bu. Buna karşılık çağdaş insan Eleal'ı Zenon benzetmesindeki ayağına çabuk Ahilleus gibi sonsuzlukla her an her yerden damgalanmıştır. Sonsuzluk, ölçüsüzlük, kararı bilmeme anlamında. Sonsuzluk onu engeller, bitimsizlik belki demek lazım. Bir kaplumbağayı bile geçemez. Bu Zenon paradoksu dediğimiz bir şeydir. Değil mi? Eleal'ı Zenon, Yunan filozof, Parmenides'in öğrencisi, Aristoteles onun düşüncenin düştüğü çelişmeler öğretisi anlamındaki diyalektiğin kurucusu olduğunu söylüyor gibi bir not düşmüş garip bir Türkçeyle. Zenon paradoksu ne hocam? Zenon paradoksu, yani Zenon'un adıyla anılan
Şimdi bir ok atıyorsunuz havaya, değil mi? Ok nasıl gidiyor? Şimdi okun gitmesi için bir noktadan öbür noktaya geçmesi lazım. Ama noktanın boyutu olmadığı için, değil mi? İki nokta arasında sonsuz nokta var. Şimdi A'dan çıkıp nasıl B'ye gidecek? Çünkü diğer noktaları geçmesi lazım. Yani bir noktadan öbür noktaya geçince aradaki noktaları atlayarak gitmesi lazım. Değil mi? Onu ve dolayısıyla duruyor onu. Yani hiçbir zaman bir noktadan iki noktaya gidemez. Tavşan ve kaplumbağa paradoksu. Orada da yarı meselesi. Evet. Önce yarısını alacak. Hiçbir zaman, hiçbir zaman gidemiyor meselesi. Yani insan düşüncesinin pratikte olup biten karşısında eğer belli bir mantıkla düşündüğünde, değil mi? Pratikte bu nasıl oluyor? Yani sıfır sayısından gerçel sayıları düşünelim. Her gerçel sayıya basarak bire gitmeye kalkarsa bir karınca hiçbir zaman bire ulaşamayacaktır. Çünkü her gerçel sayı arasında bitimsiz sayı olacak. Hani bu meseleler çok şeydir, keyifli ve şeydir. Bazı insanlar çok sever bunu, kafa hep bunlarla uğraşırlar. Değil mi? Ama eğitilecek gençlerin birbiriyle yarışarak eğitildiği zamanlar, işte yarışarak eğitme, yani agonistik eğitim. Tabii biz yarışma ahlakı yahut edebi de eksik olabilir. Yarışma bir terbiye gerektirir. Kolay bir iş değildir. Yani hep gireriz birbirimize. Yani işte görüyoruz takımlar maç ettiği zaman Allah birbirine yumruklaşmalar, kavgalar. Siyaset alanındaki yarışmalarda rezalet olabiliyor. Hile, hurda. Ne bileyim, rakibinin mesela otelinin önünde gürültü yapıp veya işte rakibin otelinin yemekhanesine müsil koyacaksın yemeklerini. Hepsi ishal olacak ve dolayısıyla sabah kalktıklarında yarışmada halden düşmüş olacaklar, yarışamayacaklar. Bu tip bir yarışma ahlakı. Yani çünkü ne olursa olsun geçmek gerekir. Eski Yunan'da öyle gözükmüyor. Neden? Aslında bu tek tanrı dinlerde olması gereken bir şey. Bakılıyor yukarıdan. Onun için korkuyor. Yani öyle bir numara yapsa, ulan Zeus gördü şimdi çarpar be. Zeus görmese başka şey. Bir sürü tanrı var, kaç değil mi? Yok. Hocam bu söylediğinizi yapıyorlar. Yani siz de onu kastederek mi söylediniz? Otelin yakına gidip gürültü yapar. Tabii canım, yapılıyor. Yani yapılmış şeyden yola çıktım zaten. Ya o davul çalıyor mesela. Evet, davul çalıyor. Uyutmuyor onu. Ondan sonra o ertesi sabah maçta yahut yarışmada yenilsin diye. Ama biz bunlara argoda bel altı şeyler diyoruz. Doğru bir şey değil. Hatta tersi olması lazım. Rakibini böyle bol vitaminli şeylerle, yiyeceklerle besleyip güçlü yapacaksın ki gerçekten onu geçtiğin zaman uf, yani o kadar besledik yine de geçtik be diyecek. Büyük sanat ustaları Pindaros ve Simonides güvensiz, kıskanç bir halde birbiri karşısına geçiyordu. Eski çağın yüksek hocası sofist, öteki sofistin rakibiydi. En genel öğretme şekli olan dramda bile halka büyük müzik ve dram sanatçılarının muazzam bir yarışı biçiminde ders veriliyordu. Ne şahane!
Sanatçı da sanatçıya öfkeleniyor. Yunan insanı sanatçıyı yalnızca kişisel mücadelede tanırken, çağdaş insan sanatçının en çok kişisel mücadele hırsından korkuyor. Çağdaş insanın sanat eserinin zayıflığını fark ettiği yerde Helen, onun en yüksek gücünün kaynağını arıyor. Mesela Platon'un diyaloglarının özellikle sanatkârane önemi, çoğu zaman devrinin hatiplerinin, sofistlerinin sanatıyla yarışmasının bir sonucudur. Bunu mesela biz okuduğumuz Phaedros diyaloğunda gördük. Sokrates ne yapıyor? Lysias'ın konuşmasını dinliyor. Ben de attırırım bunun. Bundan daha iyisini ben attıracağım diyor, attırıyor. Yani oyun diye yapıyor bunu. Yani parlak söz söylemek marifet değil. Bak şimdi şu anda hazırlıksız senin hocanın belki günlerce uğraşıp yazdığı bu metinden daha iyi bir ağzımdan doğaçlama metin çıkacak diyor. Ve arkasından tabii düzeltip ikinci konuşmasını yapar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu yarışmalara oyun denilebilir mi? Bu yarışmalar bir oyun mu? Tabii. Müsabaka. Bizim kültürde müsabaka bir oyundur. Bizim kültürde değil. Yunan açısından baktığımızda bunlar bir oyun mu diyorum? Bir oyun şeyine başlığı altında alınabilir mi bu yarışma? Tabii çünkü orada oyunla eğitim arasında sözcük olarak da çok yakındır oyun sözcüğüyle. Çocuk, oyun, eğitim. Belki yazılışları bir harf filan değişebilir. Eğitim bir oyundu. Yunan bir oyuncudur ya. İşte Hesiodos şey Hesiodos'u nereden çıkardın? O tarihçi kimdi? Huizen de mi? Şey olarak canım. Eski Yunanlı tarihçi. Tukides mi? Herodot. Herodot. İşte Herodot tarihinde diyor ya. Yani Mısırlı rahip. Hatta Yunan şeyinde de var diyor. Platon'un diyaloglarında da geçer galiba. Şeyde geçiyor. Yasalarda rahip diyor ki Solon öyle diyor. Yani siz Mısırlı rahip. Yani siz Yunanlılar çocuksunuz. Yani çocuksa çocuk her şeyi oyun olarak görüyor. Oyun olarak görmek, Nietzsche bunu hep söyler. Hayatı oyun olarak görmek, hayatı müthiş, renkli, geniş, heyecanlı yaşamaya götüren bir şey. Hocam o zaman bu Huizenga'nın Homo Ludens, hani oyun oynayan insanı tümüyle eski Yunan'dan çıkarak yazmış ya, bu agonik kültürü yarışmayı hep oyun olarak almış. Ama orada da çok sert eleştirilere uğramış. Peki o zaman Huizenga haklı mı? Tabii yani Yunan'ı ben hep oyun olarak görüyorum. Yani müsabaka, tabii oyun olarak görmemek de mümkün. Yani bu bir çıkış noktası, nasıl anlamak istiyorsunuzla ilgili bir şey. Yani bir mitologya üzerine kurulmuş bir hayat var. Her taraf daimonlarla dolu. Tanrılar, tanrıçalar, cinler. Yani Yunan insanı bir sahnede bir roman, bir tragedya yaşıyormuş gibi yaşıyor. Yani hepsi değil tabii. Köreler ızdırap çekiyor falan filan. Ölüm var, salgın hastalıklar var, savaşlar var. Ben hep öyle düşünürüm. Yani eski Yunan insanının yaşamdan aldığı zevkin, yaşama sevincinin çok yüksek olduğunu ve bu Yunan kültürünün belli bir kesim, soylu sınıflar için, vatandaş olanlar için, kadın ve erkeklerde de hani Safo'nun şiirlerine filan baktığımızda müthiş bir yaşama sevinci var.
en ağır ızdırap içinde bile var. Zaten ima etti onu Nietzsche. Yani en ağır savaşlarda, kavgalarda bile yaşama, korkularda bile demişti. Biraz zafer, önce, zafer seçti. Değil mi? Öyle bir öfke, haset. Yani Yunan, eski Yunan insanı duygularını çok yoğun biçimde yaşar. Hocam 36'da Uranüs, Kronos ve Zeus'un altındaki cümle. Savaş. Nerede o? Savaş bu boğucu. Şuradan başlayalım. Evet. Savaş bu boğucu atmosferde selamettir. Kurtuluştur yani. Zafer, vahşeti, yaşama sevincinin zirvesidir. Yani böyle olduğu için ne diyelim işte, ama bu her dönem olmayabilir. Belli bir dönem, yani milattan önce 600'lerde aşağı yukarı başlayıp 300'lerde biten, sonra belki giderek işte Roma'ya geçişte azalıyor. Yani Helenistik dönem dediğimiz dönem, yani Aristoteles sonrası Yunan hayatı daha çok Roma'ya dönüyor zaten. Belki bu anlamda yaşama sevinci ni bir şekilde ağır bir kaygıya dönüştürüyor. Yani Stoacılar, Helenistik felsefe, yani Stoa, Epikuros ve Skeptik okul da kaygı doruktadır. Yani Seneca'yı okuyun, bazılarınız da okumuştuk herhalde Seneca. Seneca'yı okuyun, Marcus Aurelius'u, Epictetus'u, orada ne kadar yaşama karşı yaşam kaygısını ortadan kaldırma çabası var. Yani insan savunma halinde bu son dönem. Halbuki 600-300 arasındaki aşağı yukarı dönemde, yani Yunan kültürünün doruklarına çıktığı dönem için söylenirse, orada özgürce, olabildiğince özgürce kendini ortaya koyarak, göze alarak, risk alarak yaşanan bir yaşam. Arayan, araştıran, heyecan duyulan bir yaşam söz konusudur. Yani savaşlar olmamış mı? Olmuş. Ağır salgın hastalıklar olmuş. Felaketler yaşanmış. Bütün bunlara rağmen o kadar güçlü bir şeyleri var ki bu insanların, yaşama tutunmuşlukları var ki yıkılmıyorlar. Toparlanıyorlar. Göçmüyor. Direngen, direniş, direnme gücü olan insanlar çıkmış bu kültürden. Halbuki modern, postmodern, nasıl derseniz ultramodern çağımız insanı çok çabuk göçüyor. Göçük insanlar. Göçmeye mütemail, göçmeye yatkın. Şimdi göçüyorum çocuklar. Birazdan göçeceğim. Tabii göçebe anlamında değil de, değil mi? Çökme, göçme anlamında. Hocam bu Eliya'da Düşünce Tarihi kitabında şöyle bir şey okuduğum zaman ben çok şaşırmıştım. Yaşama sevincini keşfeden Yunanlılardır diyor.
yani yaşama sevincinin keşfedilecek bir şey olduğunu ben orada şey yapınca çok etkilenmiştim. Elbette. Yani insanda doğal olarak hazza yönelme vardır. Ama haz duymayla yaşama sevinci duyma ayrı bir şeydir. Bizim tasavvuf bunu bir şekilde anlamıştır. Tasavvufta buna keyif denir. Onun için öyle serlevhalar vardır. Gel keyfim, gel yazar. Keyif derin bir şeydir. Kolay değildir ve ustalık isteyen bir şeydir. Zevkten ayrılıyor mu? Tabii. Haz, zevk, keyif. Biz hala hazda durmaktayız. Yani oradan zevke. Zevk belki bir film, bir tiyatro, bir manzara, bir güzel insan seyretmenin estetik duygusu, coşkusu, heyecanı veya rahatlığı, dinginliği diyelim. Ama keyif inşa etmemiz gereken bir duyma gücüdür. Ve bunun bir anlamda eğitimi olduğunu düşünüyorum. Yani okulu var anlamında söylemedim ama yani yaşamda karşılaştıklarımız, başımıza gelenler, okuduklarımız, ilişkilerimiz, belaları nasıl karşıladığımız yaşamda, başarısızlıkları, kazaları, ihanetleri, değil mi? Aldanmaları nasıl karşıladığımıza bağlı olarak insan bu tip duygularını inceltebiliyor veya kabalaştırıyor. Şimdi bitirelim, bir 10 dakikada bitiririz, sonra şey olacak zaten. Ezan-ı Şerif. Hocam, siz daha önceki söyleşinizde haz, keyif, zevk demiştiniz. Şimdi haz, zevk, keyif dediniz. Değiştirdiniz mi bu düşünceyi? Çünkü şeyden değiştirdim kelime olarak. Şeyden dolayı değiştirdim. Gel keyfim gelden dolayı değiştirdim. Şu anda mı değiştirdiniz daha önce mi? Birkaç gün önce kendimi değiştirmiş buldum. Hocam aşk olsun yani ya. Ya sen de ne kadar böyle bir şey söylüyorsun. Olsun ben yani haz, keyif, zevk. Sen yazmışsın olumsal diye, yani olumsal demek bazen böyle bazen öyle. Hiçbir kural yok, bir şey yok. Değil mi? Olumsalı öyle anlatmışım biraz herhalde. Keyif demek lazım herhalde. Her neyse canım bunu... Çağdaş insanın, bitiriyoruz, bir sayfamız kaldı. Sanat eserinin zayıflığını fark ettiği yerde Helen onun en yüksek gücünün kaynağını arıyor. 41'e geçtik. Evet, yarışmalarını bunu okumuştuk. Hedef sonunda şunu söyleyebilmesidir. Bakın işte. Büyük rakiplerimin yapabildiğini ben de yapabiliyorum. Ne kadar güzel bir duygu. Hatta daha da iyisini. Hiçbir Protagoras benim gibi güzel efsaneler yaratamamıştır. Hiçbir dram yazarı Simpozyon kadar canlı ve sürükleyici yazmamış. Hani Platon'un böyle diyeceğini söylüyor. Ki müthiş bir şey. Hakikaten öyledir mesela. Simpozyon çok müthiş canlı bir diyalogtu. Biz onu ne diye çevirdik? Şölen diye. Hiçbir hatip benim Gorgias'ta ortaya koyduğum gibi konuşma yapmamıştır. Şimdi ise hepsinin topunu bir yana atıp bütün taklitçi sanatı lanetliyorum. Hakikaten Platon'un tavrı budur işte. Ne yapıyorsunuz siz retorikçiler? Al size retorik. Ama yaptığınız beş para etmez. Bunu göstermiş. Beni şair, sofist, hatip yapan yalnızca yarıştı. Sanat eserinin yaratılmasında yarışın yerini sorgularken Platon'un bu sözlerinde
hangi problem karşımıza çıkmaktadır? Hakikaten Platon bunu demiş mi dememiş mi bilmiyorum. Yani Nietzsche mi bunu konuşturuyor? Buna karşılık Yunan hayatından yarışları çıkaralım. O zaman hemen Homeros öncesi o kin ve yok etme hevesinin korkunç uçurumunu görürüz. Bu olguyla, yani burada müthiş bir dönüştürme var. Yani burada ne diyoruz biz? Değişme. Yani kurtken, kurtçukken kelebek oluyor. Hani pek böceği ne diyoruz ona? Metamorfoz. Metamorfoz söz konusudur. Yani saldırgan, vahşi insanı yarışmacı haline getirdiğin zaman o duygularını inceltmiş ve terbiye etmiş oluyorsun. Eğer oyunu alırsak bu olguyla ne yazık öyle sık karşılaşırız ki büyük bir şahsiyet bir dizi muazzam parlak işlerle ansızın bir yarıştan uzaklaştırıldığında kendinin ve hemşerilerinin kötülüğüne orde konkür olduğunda, yani yarış dışı olduğunda bunun etkisi neredeyse istisnasız korkunçtur ve eğer sonuçlardan her zaman olduğu gibi Yunan insanının şöhret ve mutluluğu kaldıracak güçte olmadığı sonucu çıkarılacak olursa, o zaman daha net olarak denebilir ki o bir sonraki yarış olmadan şöhreti, yarış sonundaki mutluluğu kaldırmayı bilmiyordu. Bu konuda en açık örnek Miltiades'in son kaderidir. Maratonda eşsiz bir başarı sonucu yarışanlardan çok uzaklarda ıssız bir tepeye çıkarıldığında içinde eskiden beri düşmanlık duyduğu köle bir vatandaşına karşı aşağılık bir öç hırsı duyar. Bu hırsı tatmin etmek için ününü, devlet mülkünü, burjuva şerefini harcayıp kendini kepaze eder. Başaramamak duygusu içinde sefil entrikalara girer. Demeter rahibesi Timo ile gizli ve lanetli bir ilişkiye girip geceleyin her erkeğe haram olan kutsal mabede ayak basar. Duvarı aşıp Tanrıçanın mabedine yaklaştıkça içini ansızın bir korkulu ürküntünün korkunç bunaltısı sarar. Neredeyse kendinden geçip düşüncesizce kendini itilmiş hissederek duvardan geriye atlar. Eli ayağı tutmaz biçimde ağır yaralı düşer. Kuşatma bitmek zorundadır. Halk mahkemesi onu bekler ve pespaye bir ölüm onun parlak kahramanlık kariyerine mührünü basar. Bu kariyeri gelecek kuşaklara aktarmak üzere. Maraton yakınlarındaki savaştan sonra tanrıların hasedi onu sarmıştır. Ve bu haset o insanlara yarışçısız, rakipsiz, ıssız şöhret tepesinden baktığında açığa çıkmıştır. Şimdi yanında yalnızca tanrılar vardır ve bu yüzden onları karşısında bulur. Tanrılar ise onu şeytani bir eyleme sürüklerler ve bu da onun sonu olur. Yani yarışı edebiyle yapmak gerekir. Miltiades'in sonu gibi en soylu Yunan devletlerinin de başarı ve şans eseri Nike mabedine yarış yolundan ulaştıklarında son bulduklarını düşünelim. Müttefiklerinin bağımsızlığını mahvetmiş ve yenilgiye uğrattıklarının isyanlarını sertlikle cezalandıran Atina, keza Aigios Potamoi savaşından sonra Hellas üzerindeki hakimiyetini çok daha sert
ve zalimce geçerli kılan Sparta'da Miltiades'in örneğine göre şeytani işleri yüzünden sonlarını hazırlarken şunu kanıtladılar ki Helen devleti de Helen insanı gibi haset, kıskançlık ve yarış hırsı olmazsa bozulur. Yani haset iyi bir şeydir. Belki haset değil, yani gıpta etmek, özenmek diyelim. Kötü, zalim, intikamcı ve tanrısız hale gelir. Kısacası Homeros öncesi gibi olur. O zaman da onu tuzağa düşürmek ve tepelemek için bir tek panik korku yeter. Sparta ve Atina, Temistokles'in ve Alkibiades'in yaptığı gibi Perslere teslim olurlar. Helenist temel düşünce olan yarışı bıraktıktan sonra Helenliğe ihanet ettiler. Yunan tarihinin büyütülmüş kopyası ve özeti olan İskender, şimdi dünya vatandaşı Helen'in ve Helenizmin mucidi oldu. Yani Helenizm düşüncesi işte bu yarışmadan, değil mi, rakiplerini geçmek, daha ileride olmak kaygısından çıkmıştır. Şimdi Yunanlıların trajik çağında felsefe, çok eski çevirisi var. Nusret Hızır çevirmiş. Yani bendeki 62 galiba, 63. İnternette de var hocam. 63. Galiba bu internette var. Yıldız göndermiş galiba. Bazen bakarız yani hocanın çevirisiyle buradaki çeviri arasında ön söz diyor. Burada mesela burada ön söz yok. Ön söz diye bir şey yok. Aslında var mı? Var galiba hocam. Ön söz dememiş ama. Yok. Ön söz yok. Nusret Hoca koymuş. Yani ön söz diye bir başlık yok. Ama ön söz olduğu gibi. Uzaktaki insanların hedeflerini bilmek, onları genel olarak benimsemememize ya da kabullenmememize yeter. Mesela bu buradaki çeviri, hocanın çevirisi. Bize uzak olan insanların güttükleri gayeleri toptan beğenmek ya da beğenmemek için bu gayeleri bilmemiz yeter. Bu daha anlaşılır. Gayeleri bilirsek, bu gaye demiş, burada hedefleri. Hedeflerini bilirsek daha iyi anlarız. Niçin, neye ulaşmak için bunu yaptık? Daha yakındakileri ise hedeflerini destekledikleri araçlara göre yargılarız. Yani uzaktakileri hedeflerine göre, yakınımızdakileri hedeflerini biliriz. Hangi araçlarla onları desteklediklerine bakarız. Çoğu zaman da hedeflerini benimsemeyiz ama onları nasıl arzuladıkları ve hangi yolları kullandıklarına bakarak severiz. Şimdi felsefi sistemler yalnızca kurucuları için doğrudur. Daha sonraki bütün filozoflar içinse normalinde büyük yanlıştır ve ortalama kafalar için doğruların ve yanlışların bir toplamıdır. Ne olursa olsun en yüksek hedef için bir yanılgıdır ve bu nedenle de benimsemeye değmez. Bu nedenle birçok kimse her filozofa kötü der. Çünkü onun hedefi kendi hedefi değildir. Bu kimseler uzaktakilerdir.
Buna karşılık o büyük insanlar arasında kendi dostları bulunan kişi bu tür sistemlerden de zevk alır. İsterse yanlış olsun. Bunların tamamıyla yabana atılmayacak bir noktası vardır yine de. Kişisel bir ton, renk, bir filozof tanımı elde etmek için bunlar kullanılabilir. Bir yerdeki bitkiden o yerin toprağını anlamak gibi. Yaşama tarzı ve insani şeylere bakma tarzı her halükarda bir kere var olmuştur. Yani mümkündür. Sistem bu toprağın bitkisidir ya da en azından bu sistemin bir parçasıdır. Tabi tuhaf bir çeviri gibi geldi. Evet. Hocanınkine bir bakalım. Daha önce söyledim. Evet. Yani şey farklı. Mesela buradan bu paragrafı okuyayım. Eğer beğenirsek buradan devam edelim. Bize uzak olan insanların güttükleri gayeleri gaye gütmek. Toptan beğenmek ya da beğenmemek için bu gayeleri bilmemiz yeter. Yakın olanlarda ise onların hedeflerine yaklaşmak için kullandıkları araçlara göre yargılar yürütürüz. Çok kere bunların gayelerini beğenmeyiz. Fakat gene de onları araçlarından, isteklerinin tarzından ötürü severiz. Bu felsefe sistemleri kuranlar için tamamen doğrudur. Sonra gelen bütün filozoflara göre ise koskoca birer yanlıştır. Hani kuranlar için doğrudur, sonrakiler için yanlıştır. Zayıf kafalar içinde yanlış ve doğrularla dolu birer bütün. En yüksek hedef olarak alınırsa herhalde bir yanılmadır ve bu bakımdan atılmaya layıktır. Bunun içindir ki birçok kimse her filozofu reddeder. Çünkü filozofun hedefi kendi hedefleri değildir. Bunlar uzakça duran kimselerdir. Fakat büyük insanlardan hoşlanan bir insan, sistemler baştan başa yanlış olsa dahi o büyüklerin sistemlerinden de hoşlanır. Ya büyük insanlar yanlış yapmışlar ama ne güzel yanlış yapıyorlar diye hoşlanabilir. Bu öğretilerde reddedilmeyecek bir nokta vardır. O da kişilik çeşnileri, renkleri olmasıdır. Bir yerde biten bir bitkiden o yerin toprağı hakkında sonuçlar çıkarılacak, çıkarılabileceği gibi bu sistemlerde filozofun tasvirini elde etmek için kullanılabilir. Yani filozofun düşüncesini okursunuz, oradan nasıl bir insan olduğunu çıkarırsınız. Yaşamanın ve insanla ilgili şeyleri görmenin belirli bir tarzı diye bir şey vardır ve olabilir. İşte sistem ya da sistemin hiç olmazsa bir parçası bu toprak üstünde yetişen bir bitkidir. Biz o bitkiye bakıp sistemi oluşturan filozofu anlayacağız. Bu filozofların tarihini basitleştirerek anlatıyorum. Her sistemde kişiliğin bir parçası olup tarihin koruması gerektiği o çürütülemez, tartışılamaz şeye ait olan
nokta üzerinde durmak istiyorum. Bu deneme o kişilikleri karşılaştırmalarla yeniden kazanmak, yeniden yaratmak ve Yunan tabiatının ahengini, polifonisini, herhalde çok sesliliğini olacak, bir kere daha duyurmak hususunda bir başlangıçtır. Müthiş bir şey yapmak istiyor. Yani bu insanların yazdıklarından, ortaya koyduklarından yola çıkarak onların yaşamını, nasıl insan olduklarını çıkarmak istiyorum. Müthiş. Yani gencecik bir insan neden böyle şey, nasıl düşünmüş bunları? Yani niçin öğretmenin dediği ödevi yapıp onunla yetinmemiş de kendi başına işler yapmış? 27'de 28 yaşında. Evet yani. Ama izin vermişler. Yoksa yazamazdı. Yani herhalde dahi falan diyorlardı. Yani izin mi vermişler yoksa bunu almış mı? Yani bunun için İkisi de olduğunu düşünüyorum. Gerçi tabii sabırlarını taşırmış. Yani 30-35'e doğru yaşı atacaklarmış yani kendisi almasaymış. Ayrılmasaymış. Ödevim her zaman bu ödev Almanlar için müthiş bir laftır. Hep ödevleri vardır. Ödevim yaşamak, ödev yapmaktır. Hep bir ödev var. Ödevim, her zaman sevmemiz, saymamız gerekeni, sonradan gelen hiçbir bilgi ile elimizden alınamayacak olanı, ne kadar müthiş bir şey. Yani sonradan ne çıkarsa çıksın, bu başlangıçta olanı, yani büyük insanı ışık altına almaktır. Yani burada Yunan'da olan insanı, büyük insanı çıkaracağım ortaya diyor. Bu da insanlar demiş. Evet. Büyük insan derken sanki belirsizlik var değil mi? Yunan'da şöyle diyor, ödevimiz her zaman sevmemiz ve saymamız gereken ve ileriki hiçbir bilginin bizden koparamayacağı şeye, yani büyük insana. Halbuki Nusret Hoca şöyle demiş, ödevim her zaman sevmemiz, saymamız gerekeni, sonradan gelen hiçbir bilgi ile elimizden alınamayacak olanı, şey yok burada. Yani büyük insanı ışık altında tutmaktır, yani büyük insana ışık tutmaktır diyor. Evet, yani onu aydınlatacağız. Anlatacağım büyük insan nedir. Büyük insanı anlatacağım. Hocam burada mesela Nusret Hoca ödevim demiş. Burada ödevimiz deyince sanki... Evet. Değil mi? Orada da bile anlam değişiyor ödevimizle ödevim arasındaki. Yani biz değil mi? Hakikaten orijinali merak ettim ben. Ödevimiz mi ödevim mi? Ödevimiz hepimiz sorumluluk. Bakarız ona. Ödev. Değil. Ödev. Benim ödevim de mi? Ödev. Ödev her zaman. Ödev ışık getirmektir. Ben filan yok canım. İkisi de ben ve biz adını kullanmış. Biz de yok, birisi ben de. Birisi ben demiş, birisi biz ödev demiş. Var. Anlaşılmayacak diye yapmışlar hocam onu. Cümlenin sonunda ödev diye başlayınca. Büyük şeyler. İnsan der, großer Mensch. Allah Allah. Yani bu nereden taktıysa kafaya. Büyük insana ışık tutmak ifadesi daha doğru ama değil mi hocam? Evet ışık yani tutumda. Büyük insana ışık tutmak şu anlamda. Büyük insan gözü görmüyor da ona büyük insan gör anlamında. Hayır, çünkü o manasında. De. Büyük insanı anlatacağım diye. Yani çünkü evet. Işık bir sürü... altında tutmaktan evet. Daha iyiydi demek evet, istedim. Evet. Yani. Sonra yazılmış ön söz diyor burada.
Ne yapalım? Buradan mı okuyalım? Çok güzel. Siz okuyorsunuz. Yani. Siz Hoca'dan okuyoruz. Biz buradan takip edebiliyoruz. İyi oluyor. Evet. Biz buradan izliyoruz. Siz evet, evet. Nusret Hoca'dan okuyalım. Siz oradan okuyun. Biz buradan takip edelim. Ne olması etkiler? Ya Nusret Hoca ilginç bir insandı. Yani yaşayış olarak da çok farklı, sıra dışı bir insandı. Bu Almanya'ya gidenlerden Cumhuriyet döneminde fizik okusun diye göndermişler, okumamış. Yani orada o derse girmiş, bu derse girmiş. Gelmiş. Ondan sonra Reichenbach'ın İstanbul Üniversitesi'nde tercümanı olmuş. Fakat Reichenbach ünlü bir filozof. Bakmış ya bu Nusret fena biri değil. Nusret demiş ya senin üniversite diploman yok. Sana demiş bir üniversite diploması verelim. Kendisi imzalamış bu üniversite bitirmiş sayılabilir. Öyle anlatmıştı Taki Ettin Bey. Çok renkli biridir. Müthiş bir müzisyendir. Böyle ezbere bütün notaları, senfonilerin filan bilen biri. Hayatın sonuna kadar 80 yıl kadar yaşamıştır. Hep keyifle yaşadı. İyi yemek yer, iyi içki içer. Evet. Sürekli hayatın sonuna kadar grupları oldu böyle bizim gruplar gibi. Daha çok mülkiyeliler, bu Mete Tuncaylar falan. Onlarla felsefe tartıştılar, dergi çıkardılar. Evet, şimdi devam edelim. Sonra yazılmış ön söz. Eski Yunan filozoflarının tarihini anlatmak isteyen bu denemenin benzer denemelerden ayrılığı kısa olmasıdır. Bu her filozofta öğretilerden pek azı üzerinde durulmakla, yani tam olmamak sayesinde elde edilmiştir. Yani tamlık gibi bir şeyin peşinde. Çünkü tam yapacağım diye hepsini çarpıtırsın. Yani o tehlikeli bir şeydir. Burada bir filozofa has olan kişilik tarafı en büyük kuvvetle konuşturan öğretiler seçilmiştir. Yani burada öyle öğretiler, görüşler seçilmiş ki orada insanı görebilirsiniz diye. Büyük insan. Halbuki bize kadar gelen öğretilerin el kitaplarında olduğu gibi tam olarak sayılması muhakkak bir şeyi sağlar. O da kişiye has olan tarafın dile gelmemesidir. Müthiş bir saptama ya. Çünkü insanı görmezsin. Aristo diye bir şey var, bir sürü laf etmiş, o kadar. Kim? Orada bir insan yok, söz var. Çoğunu da anlamıyorsun zaten. Onun içindir ki bu son eserler o kadar sıkıntılıdır. Evet ya. Yani. Çürütülmüş gitmiş olan sistemlerde bizi artık yalnız kişilik olan yön ilgilendirebilir. Sistemin kendisi değil de bu çürümüş olan sistemi kim ortaya koymuş? Çünkü hiçbir zaman çürütülemez olan budur. Yani ondaki insandır. Müthiş. Ben unutmuşum bunları ya. İlk defa okuyormuşum. Üç hikaye ile bir insanın tasviri verilebilir. Ben de her sistemden üç hikayeyi ayırıp üzerinde durmayı deniyor, gerisini bırakıyor. Bir. Şimdi böyle 20 kadar galiba. Kaç tane? 25 mi? En son kaç oluyor? 29 burada. Burada kaç? 19. Burada 19. 19, 19. Yani 19, yanlış okudum. 19 yani. Bir. Nusret Hoca'dan okuyacağız değil mi? Evet, siz oradan. Tamam, okuyoruz. Felsefeyi yerenler vardır.
Ne güzel bir laf. Yani saklamıyor yani. Felsefeyi yerenler vardır. Bu gibi kimselerin sözlerine kulak vermek doğru olur. Hele Almanların hastalanmış kafalarına. Ne müthiş değil mi bak? Almanlar bu insanı bizim en büyük filozofumuz, filozoflarımızdan biri. Belki Kant'ı daha büyük sayıyorlardı. Hiç kocunmuyorlarsa silmiyorlar burası. İşte büyüklük bu ya. Hakaret suçuyla hemen mahkemeye verildi. Hele Almanların hastalanmış kafalarına metafizikten sakınmayı, Goethe gibi fizik tabiat yoluyla arıklanmayı yahut Richard Wagner gibi müzik ile iyileşmeyi dedikleri vakit, yani bunlarla yanlış yapmıştı. Halkın hekimleri felsefeyi reddederler. O halde felsefeyi meşru kılmak isteyenin sağlam ulusların onu neye kullanmış ve kullanmakta olduklarını göstermesi gerekir. Elbette felsefeyi anlayamamalarının sebebi o. Nasıl bir hayat felsefe denen etkinliği ortaya çıkarmış. Çünkü çok gerçek bir toprak var bunları besleyen. Yani bir takım gıcık, ne dediği belli olmayan entelektüel insanların herzelerinden ibaret bir şey değil bu. Böyle bir kimse bunu gösterebilirse belki hastalar da felsefenin neden ayrıca kendilerine zararlı olduğu üzerinde hayırlı bir görüş kazanırlar. Allah Allah, müthiş bir şey yazmış ya. Bak ne kadar 2-3 defa da çizmişim. Hiç hatırlamıyorum ben. 50 sene önce okuduğum için. Hiç felsefesiz ya da felsefeyi az ve hemen hemen oynar gibi kullanmakla birlikte baka bulabilen sağlığa dair baka demiş. Beka. Ne orada sizde? Beka, hayır. Bizde yok ya müsaitsiniz. Var. Yok, sizde nasıl çeviriyor? Var olabilen sağlığa dair. Ne demiş? Beka olması lazım. Ha, beka olacak. Evet. Baka yazıyor. Var olabilen dediğine göre. Evet. Beka bulabilen, yani bir varoluşu kazanabilen, ölmeyen, yani fena değil de beka bulacak, bulabilen, sağlığa dair iyi örnekler vardır. Bakın, felsefe ile sağlık sorunu bu çarpıcı biçimde eski Yunan'da vardır, biraz satır aralarında gözükür ama Nietzsche bunu kendi özel yaşamı da olanak verdiği için anlamıştır. Örneğin Romalılar en iyi zamanlarında felsefesiz yaşamışlardır. Ama hastalanan bir ulusa yitirdiği sağlığını felsefenin geri verdiğini gösteren örnek nerede? Yok. Değil mi? Acaba felsefe hastalanan bir kültüre sağlığını verebilir mi? Felsefe nerede kendini yardımcı, kurtarıcı, koruyucu olarak göstermişse bu sağlamlarda olmuştur. Bizim hiç şansımız yok bizim ülkemizde. Hastaları ise daha da hasta kılmıştır. Ha, ben bunu hep söylerim. Demek burada okumuşum. Yani felsefe hastaları daha hasta yapar. Değil mi? Hakikaten felsefe işte insanı delirtir, felsefeyle uğraşma. Deliyseniz yani felsefe delirtmez. Yatkınsanız. Değil mi? Siz yatkınsanız felsefeyi de onu bir bahane olarak bir vesile olur yani. Felsefe. Bakın
ne diyor? Hastaları daha hasta kılar. Bir ulusun dokusu dağılıp teker teker öğeleri arasındaki bağ gevşediği vakit felsefe bu öğeleri hiçbir zaman bütüne yeniden sıkıca bağlayamamıştır. Yani felsefeden böyle bir şey beklememek lazım. Hastaları iyileştirmez diye. Herhalde arada olana yardımcı olur. Yani zaten onsuz yapabiliyorsanız felsefenin bir katkısı olamaz. E hastaysanız, felsefesiz yapamıyorsanız yine faydası olmaz. Dolayısıyla orada daha özgür bir karar verici bir durumdaysanız, yani arada olmaklık burada önemli gibi geliyor. Bir kimse evrenden ayrı durup etrafına kendi kendisiyle kanaat çitini germek istediği vakit, yani dünyadan ayırıp ben bana yeterim dediği vakit, felsefe onu daima daha da yalnız kılmaya, yalnızlıkla onu mahvetmeye hazır olmuş. Çok doğrudur. Yani yaşama sevinci duymak lazım. Spor yapmak lazım. Yüzmek gerekir. Dans etmek lazım. Şarkı söylemek lazım. Yani felsefe beni kurtar beklentisi çok anlamsız, saçma bir şeydir. Felsefe bir Lokman hekim değildir. Her derde deva. Yani Nietzsche beni kurtar. Hadi orada. Nietzsche peşine dön. Gidin. Hadi bakayım. Diyecektir. Çünkü şeyh değil, bir şey değil. Yani değil mi? Beyin cerrahı değil, bilmem romatizma uzmanı değil. Basur tedavi etmiyor. Yani ardında koşmanın bir anlamı yok yani. Müthiş bir laf ya. Nasıl başlıyor bakın. Şimdi filologlar ne kadar şaşırmışlardı. Böyle bir filoloji metni diye okuyorsun. Felsefe kendisine nerede tam hakkı verilmezse orada tehlikeli olur. Bu hakkı da ona ancak bir ulusun sağlığı verir. Hem de her ulusun değil verebilir. Hiçbir şey. Bir paragraf daha okuyabiliriz. Şimdi çevremize bakarak bir ulusta sağlam denmesi gerekene işaret olacak en yüksek düzeyi arayalım. Bakalım sağlam nasıl oluyor? Yunanlılar gerçekten sağlam bir ulus olarak felsefe yapmakla bütün başka uluslardan çok daha büyük ölçüde felsefeyi meşru kıldılar. Çünkü sağlıklı bir kültürdü ve orada felsefe onlara yaradı.